Deccal dünyanın bir yerinde şu an bizimle birlikte yaşıyor ve onun ortaya çıkışı için zaman giderek daralıyor. Peki ya, sizce tam olarak nerede olabilir? Gerçekten Deccal ile konuşan bir sahabe var mı? İçimizden bazıları Deccal'in yerini keşfetti. Hatta onunla yüz yüze konuştular. Peki Deccal ne mi anlattı? Geleceğe dair verdiği o mesaj nedir? Zamanı geldiğinde tüm dünyayı karıştıracak olan Deccal'in şu anda dünya üzerinde bir yerde tutulduğunu biliyor muydunuz? Az sonra anlatacaklarım çok ilginizi çekecek ve Deccal ile yüz yüze karşılaşan bir kişinin başından geçen olaylar ve kendisinin anlattıkları oldukça çarpıcı. Öyle şeyler söylemiş ki, günümüzde içinde bulunduğumuz bazı durumları göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten de acaba Deccal'in çıkışı yakın olabilir mi diye sormaktan kendini alamıyor insan. Şimdi gelin biraz geriye gidip yaşanmış olan hikayeyi dinleyelim. Sonra günümüze kadar gelip Deccal'in tam olarak nerede saklandığını, neden Google Earth'ta bu adanın üzerinin karartıldığını, neden bu adanın özel hareket gemileri tarafından korunduğuna kadar birbirinden ilginç detaylara değinelim. Peygamber Efendimiz birçok zaman gelecekte ortaya çıkacak olan Deccal ve Hazreti Mehdi'nin zuhurundan bahsederdi. Günün birinde yine sahabelerine konuşmak için yüzünde bir gülümsemeyle minberine çıktı ve onu dinleyen sahabelerine şöyle buyurdu: "Herkes namaz kıldığı yerde kalsın. Sonra sizi neden topladım biliyor musunuz?" diye sordu. Ardından yanındaki Temim Eddar isimli kişiyi göstererek şöyle dedi: "Temim, benim size Deccal hakkında bugüne kadar anlattıklarıma uygun bir olay anlattı bana." Peygamber Efendimiz Temim Eddari'ye başından geçenleri sahabelerine anlatmasını buyurdu. Sahabeler pür dikkat dinliyorlardı. Önceleri Hristiyan iken sonra Müslüman olan Temim yaşamış olduğu çok ilginç olayı anlatmaya başladı. Temim 30 kişiden oluşan bir grupla birlikte bir deniz yolculuğuna çıkmış. Fakat bu deniz yolculuğu beklemedikleri bir şekilde olumsuz hava koşulları yüzünden oldukça zorlu geçmeye başlamış. Bir ay boyunca süren fırtına ve onun getirdiği dalgalarla boğuşmak zorunda kaldıktan sonra güneş batımına yakın bir zamanda ufukta bir ada görmüşler. Derhal dümeni o adaya doğru kırmışlar ve gemi yanaştığında sandallara binip adaya çıkmışlar. Fakat hiç ummadıkları bir şey bekliyormuş onları adada. Ne görsünler? Acayip kılları olan, hatta o kadar kıllı ki bu yüzden önü neresi, arkası neresi belli olmayan bir mahlukla karşılaşmışlar. Hayvan desen hayvan değil, insan desen insan değil, ne olduğu belli değilmiş. Fakat gel gelelim, bu canlı tıpkı insanlar gibi konuşabiliyormuş. Şaşkınlık içinde ona sormuşlar: "Sen de kimsin?" "Ben de sazıyım." O da ne demişler: her ne kadar bu sorunun cevabını alamamış olsalar da cesasenin kelime anlamına bakıldığında casus demek olduğunu anlıyoruz. Tabi casusluk ile ne kadar alakası varsa orasını Allah bilir. Günümüzde ise bazı rivayetlere baktığımızda Temim ve gemideki diğer kişilerin karşılaşmış olduğu daha önce görülmemiş bu canlı, kıyametin alametlerinden biri olan, o zaman geldiğinde yeryüzüne çıkacak olan Dabbetül Arz'a ait olabileceği yönünde. Cessase daha sonra şöyle demiş: "Siz şuradaki manastırı görüyor musunuz? İşte orada büyük bir zevkle sizi bekleyen bir adam bulunmakta. Sizden haber bekliyor. Ona gidin." İçeride bir adam olduğunu duyan Temim ve arkadaşları bir nebze olsun rahatlamışlardı. Çünkü konuşuyor oldukları mahlukatın ne olduğu belli değildi. Oysa manastırda bir insan olduğunu duymuşlardı. Çünkü onun bir şeytan olduğunu düşünmüşlerdi. Bir an önce onun yanından ayrılıp tapınak benzeri o yapıya doğru yürümeye başladılar. Tedirgin bir şekilde hiç beklemedikleri bir manzara ile karşılaştılar. Cüsse bakımından daha önce görmüş oldukları hiçbir insana benzemeyen çok uzun boylu,
iri yarı, elleri boynuna sıkıca bağlı bir şekilde, vücudunun her yerinden zincirlerle bir köşeye sabitlenmiş bir adam duruyormuş karşılarında. Şaşkınlığını gizleyemeyen Temim, "Sen de kimsin?" diye sormuş. Soruya soruyla cevap alan Temim'e, o iri insan, "Asıl siz kimsiniz?" Temim de, "Bizler Araplarız, bir deniz yolculuğuna çıkmıştık. Fakat denizin dalgalı olduğu zamana denk gelmişiz. Bir ay boyunca dalgalarla boğuştuk. Sonra gemiyi bu adaya yaklaştırıp kayıklarla adaya çıktık. Dışarıda isminin Cesase olduğunu söyleyen bir varlık senin bizi beklediğini ve sana gelmemizi söyledi." Bunun üzerine iri cüsseli adam ile Temim arasında geçen konuşma şu şekilde devam ediyor. "Bana Beysan hurmalıklarından haber verin." "Onu niye soruyorsun ki?" "Hurmaları soruyorum. Hala meyve veriyor mu?" "Evet, hala meyve veriyor." "Meyvelerin kesilmesi yakındır. Taberya Gölü'nden haber verin." "Neyini soruyorsun ki Taberya Gölü'nün?" "Su gölde hala var mı?" "Evet, suyu çoktur." "O halde suyun gitmesi yaklaşmıştır. Peki, Zugar Pınarı'ndan haber verin." "Neyini soruyorsun oranın?" "Suyu var mı? Ahali orada ziraat yapıyor mu?" "Evet, suyu çoktur. Hala ziraat yapılıyor." "Nebilerin Nebisi'nden haber verin. Ne yaptı?" "Mekke'den çıkıp Yesrib'e yerleşti." "Araplar onunla savaştı mı?" "Evet." "Peki onlara ne oldu?" "Ona karşı gelen Araplara üstün olduğunu ve ona itaat ettiklerini haber verdik." "Öyle mi oldu?" "Evet." "Ona itaat etmeleri onlar için hayırlı olur. O halde ben size kim olduğumu söyleyeyim. Ben Deccal'im. Çıkmam için bana izin verilmesi yakındır. Çıktığımda yeryüzünü dolaşırım. 40 gecede girmediğim hiçbir şehir bırakmam. Ancak Mekke Medine hariç o iki yer bana haramdır. Ne zaman onlardan birine adım atmak istesem, bir melek beni karşılar ve oraya girmemi engeller. Bu iki şehrin girişinde koruyucu melekler vardır." Peygamber Efendimizin, Deccal'le konuşan sahabe olan Temim Eddari'nin anlattıkları bu olay karşısında kendisinin Deccal'le ilgili bugüne kadar anlatmış olduğu bilgileri tasdik ettiğinden dolayı yüzünde bir tebessüm bulunmaktaydı. Evet, çok ilginçtir ki salih olduğu rivayet edilen bu hadisten anladığımız kadarıyla geçmişte bir grup insan dünyanın başına bela olacak olan Deccal ile tanışıp onunla yüz yüze konuşmuşlardı. Bu konuşma sırasında Deccal'in Taberiye Gölü'nün suyunu sormasının nedeni Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı ile bağlantılı. Çünkü bilindiği üzere Yecüc ve Mecüc kıyamete yakın yeryüzüne çıktığında Taberiye Gölü'nün suyunu içerek onu kurutacaklardır. Diğer dikkat çeken bir detaysa Beysan hurmalarının hala meyve verip vermediğini sorması. Buradan da Deccal'in çıkışına yakın dünya üzerinde yaşanacak olan kıtlık olayını anlıyoruz. Bazı İslam alimleri son günlerde yaşanan çekirge istilaları ve dünya genelinde büyük kıtlıklara yol açan bu durumun Deccal'in çıkışının yakın olduğunun sinyalini verdiğini düşünüyor. Deccal ile konuşan sahabe dışında Deccal'in bulunduğu adaya bugüne kadar kimse rastladı mı? Veya o ada şu anda tam olarak nerede? Bu soruların cevaplarını arayan bazı araştırmacılar ilginç teorileri gündeme getirdiler. İlki, dünyaca ünlü, yüzlerce yıl önce çizilmiş fakat ancak uzaydan bakarak bu derece detaylarıyla çizebilecek olan Piri Reis'in haritasında gizli olabilir. Yetersiz imkanlarla böylesine detaylarıyla çizilmiş ve de günümüze dahi hala bir gizem olan bu harita, Piri Reis'in seyahati sırasında denk geldiği bir ada ki bu adayı kırmızı ile belirtmiş ve adanın hemen dibinde bulunan yarı insan yarı canavarı andıran bu şey. Birçok insan Piri Reis'in haritasındaki bu gizemin Deccal ile bağlantılı olduğunu düşünüyor. Günümüze gelecek olursak, araştırmacı yazar Kürşat Berkan'ın Yeni Dünya Düzeni isimli kitabında
Deccal'in bulunduğu ada ile ilgili çok ilginç bir teoriden bahsediyor. İsmini ve de hangi ülkeye bağlı olduğunu buradan söylemem doğru olmayan Kıyamet Savaşı, yani Armageddon için bazı çalışmalar yürüten bir kurumdan bahsediyor. Kitapta anlatıldığına göre devlet bu kurum ile yaptığı çalışmalarda o büyük zaman geldiğinde kendini nasıl savunacağı üzerinde duruyor. Kurumun gizli olarak geliştirmiş olduğu savunmanın ismi ise Temple, yani tapınak. Buradan Deccal ile olan bağlantısının ilk sinyallerini alıyoruz. Gelelim ada konusuna. Hepinizin bildiği Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sınırları içerisinde bir ada var ve bu ada turizme kapatılmış ve de içerisinde büyük bir tapınak bulunmakta. Yazarın kitabında sorduğu 3 tane soru var. Neden bu ada turizme kapalı? Neden adanın üzeri Google Earth ile sansürlenmiş durumda? Neden ada, az önce bahsettiğim Medine'ye karşı çalışma yapan kurumun bulunduğu devlete ait savaş gemileri tarafından çevrelenmiş durumda? Nedenler bir yana dursun, öyle ya da böyle, zamanı gelince Deccal ortaya çıkacak, bize denk gelir mi? Allah bilir. Hepimize bir soru. Peki madem birileri Deccal için hazırlık yapıyor, acaba biz Hazreti Mehdi için ne gibi bir hazırlık yapıyoruz? Peki, Bermuda Şeytan Üçgeni diye geçen, Atlantik Okyanusu'nda bulunan bu adanın içindeki tapınaktaki adanın etrafında Amerikan savaş gemileri niye bekliyor? Google Earth'ta bu tapınağı niye sansürlüyor? Bu bölgede birçok uçak ve gemi gizemli bir şekilde kaybolmuş ve hiçbir iz bulunamamıştır. Zamanı gelince Deccal buradan çıkacaktır. Deccal'in çıkışı kainatın en korkunç hadislerinden birisi olarak gösterilmiştir. Bundan dolayıdır ki Peygamber Efendimiz ümmetine özellikle onu haber vermiş, fitnesinden sakınmış ve ümmetini de sakındırmıştır. Başka bir hadisi şerifte ise onun şerrinin şeytandan daha etkili olduğunu bildirirler. Sadece Resul-i Ekrem aleyhisselamın değil, istisnasız bütün peygamberlerin ümmetlerini ondan sakındırması, Firavunların, Nemrutların fitnesinin onun fitnesi yanında küçük kalacağına dikkat çekmişlerdir. Deccal'in şerri öylesine büyüktür ki Peygamber Efendimiz aleyhisselamın bildirdiğine göre o çıktığında korkudan onun şerrinden kurtulmak için insanlar dağlara kaçmak zorunda kalacaklardır. Şer ve fitnenin büyüklüğü, dehşeti sebebiyledir ki Peygamber Efendimiz çoğu zaman olduğu gibi ana hatlarıyla İslam'ın özetini verdiği veda haccında okuduğu veda hutbesinde Deccal'den bahsetmeyi gerekli görmüş, diğer peygamberler gibi o da ümmetini uyarmıştır. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Farklı bir videoda tekrar görüşmek dileğimle. Hoşça kalın.